Merhaba arkadaşlar Kurt Akademi YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle kurma yayınlara fenomen fasikül serisi gençlerde test dersimize devam ediyoruz. Gençler birinci sorumuzda dersimize başlamadan önce kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet arkadaşlar hazırsak ilk sorumuzla dersimize başlayalım. Sinan bir kağıdın ön yüzüne yazdığı sayının 4 eksiğinin 6 katını arka yüzüne yazmıştır. Buna göre Sinan'ın kağıdın ön yüzüne yazmış olduğu sayıyı veren denklem aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. Gençler ön yüzüne yazdığı sayıya eğer x diyecek olursam x'in 4 eksiği x eksi 4'tür ve 6 katı dediği için gençler bunu ne yapıyorum? Parantez için alarak çarpıyorum x eksi 4'ü 6 ile çarptık ve arka yüzündeki yazan sayıya 96 96'ya eşit olacak diyoruz. Evet 6 çarpı x eksi 4 eşittir 96. Evet bunu nerede görüyorum gençler? C şıkkında doğru yanıt olarak görüyorum. Evet devam edelim. Evet ikinci sorumuzda görselde verilen iki kitaptaki toplam soru sayısı 1453'tür. Matematik kitabında bundan soru sayısı Türkçe kitabında bulunan soru sayısından 120 fazladır. Buna göre fenomen matematik soru bankasında bulunan soru sayısını veren denklem hangisidir? Gençler burada x'i eğer bizden denklem kurmamızı istiyorsa gençler mutlaka istenilen e, değeri vereceğiz. Matematik soru bankasında bulunan soru sayısını x demek zorundayız. E, Türkçe gençler Türkçe kitabında bulunan soru sayısı matematik kitabında bulunan soru sayısından ne olur arkadaşlar? O halde 120 eksiktir diye düşüneceğiz. Bakın matematik kitabında bulunan soru sayısı. Türkçe kitabındaki 120 fazlaysa Türkçe kitabındaki matematikten 120 eksiktir. O halde ben burada x eksi 120 diyeceğim. Ve bunların toplamı 1453 olacak. O halde x artı x eksi 120 eşittir. 1453 bize matematik soru bankasında bulunan e, soru sayısını veren denklemdir diyoruz. Evet burada x eksi 120 ile nerede görüyorum? D seçeneğinde doğru yanıtı olarak görüyorum. Üçüncü soruya geçelim. Soldan sağa doğru 3 arkadaşının yaşları ardışık 3 çift sayıdır. 3 arkadaşın yaşları toplamı 42 olduğuna göre Cemre kaç yaşındadır diyor gençler. Benden problemi denklemini veren çözümünü veren denklem istiyor. Gençler burada Cemre'nin yaşını mutlaka x demek zorundayız. O halde Cemre'ye x dersem Soldan sağa doğru artış olduğu için gençler ikişer ikişer. Sağa doğru artar. Sola doğru azalır diyeceğiz. O halde Ervan'ın yaşı Cemre'den 2 yaş fazladır. X artı 2 Ecemus'un yaşı da Cemre'den 2 eksiktir. Bunların toplamı 42'ye eşit işte olacak. Evet. X eksi 2 artı X artı X artı 2 eşittir 42. Cevabını arıyoruz. Baktığım zaman gençler x eksi 2 artı x artı x artı 2 eşittir 42. C şıkkı burada sorumuzun doğru yanıtıdır. Evet dördüncü soruya geçelim. Elif Naz'ın yaşının 2 katının 4 fazlası yaşının 4 eksiğinin 7 katına eşittir. Buna göre Elif Naz'ın yaşını veren denklem hangisidir? Gençler Elif Naz'ın yaşını eğer x diyecek olursam. Bunun 2 katının 4 fazlası 2x artı 4 olur. Yine yaşlı yani x'in gençler 4 eksi x eksi 4'ün 7 katına eşittir diyor. Evet denklem bu şekilde yazıyorum. 2x artı 4 eşittir 7 çarpı x eksi 4 cevabını B seçeneğinde işaretliyorum. Evet, beşinci sorumuza geçelim. Görselde verilen 3 şeridin boy uzunlukları farkı verilmiştir. Bu 3 şeridin boy uzunlukları toplamı 3 metre olduğuna göre mor şeridin santimetre cinsinden boyunun uzunluğu veren denklem hangisidir? Gençler bizden santimetre olarak istediği için şu 3 metreyi santimetre olarak yazarsak 300 santimetre eşittir diyeceğiz. Benden gençler mor şerit dediği için mora x diyorum. O halde sarıya baktığımız zaman x'ten 50 santimetre kısa gençler. x eksi 50 yeşile baktığımız zaman da x'ten 30 santimetre fazla x artı 30 olur. Bunların toplamı gençler x eksi 50 artı mor x de artı x artı 30'un toplam değeri 300'e eşit olacak diyoruz. Evet baktığımız zaman x eksi 50 artı x artı x artı 30'u c şıkkında yanıt olarak görüyoruz. Evet sevgili gençler. Devam edelim ve bir sonraki sorumuza geçelim. Yukarıda verilen 6 eş parçaya ayrılan şöyle düzeltelim. Parça ayrılmıştır. Eğer her bir parça 10 cm daha kısa olsaydı 9 eş parça ayrılabilecekti. Buna göre yukarıdaki eş parçalardan birinin boy uzunluğunu veren denklem hangisidir? Gençler burada eş parçaların birine x demek zorundayız. O halde eş parçalardan ben birine x dersem telin uzunluğu gençler 1, 2, 3, 4, 5, 6 x olur. Eğer tel gençler 10 santimetre kısa parça ayrılsaydı. Yani şöyle x eksi 10 olsaydı. Bu sefer de 9 parça ayrılacaktı. O halde tel 10 santimetre kısa olsaydı bir parçası. 9 parça ayrılarak yine telin uzunluğunu bulacaktık. Bakın tel her iki durumda eşit olduğu için 6x eşittir. 9 çarpı x eksi 10 olur diyoruz. Evet, bu ifadeyi 6x eşittir. 9 çarpı x eksi 10'u B seçeneğini işaretliyoruz. Evet devam edelim. 7. sorumuza geçelim. Görselde verilen hedef tahtasını yapılan her atış için mavi bölgeden alınan puan sarı bölgeden alınan puanın puandan 5 fazla. Kırmızı bölgeden alınan puan mavi bölgenin alınan puanın 2 katından 3 eksiktir. Alp her bölgeye isabetli birer atış yaparak 50 puanı aldığına göre mavi bölgeye yapılan bir atıştan kaç puan aldığını veren denklemi istiyor. Mesela mavi bölgeden alınan puana x demek zorundayız. Şimdi mavi bölge x dersem sarı bölge mavi bölgeden alınan puan sarı bölgeden alınan puandan 5 fazlaydı. O halde sarıdan alınan puan gençler x eksi 5 olur. Evet kırmızı bölgeden alınan puan da mavi bölgeden alınan puanı yani x'in 2 katından 3 eksiktir. x'in 2 katı 2x eksi 3'tür diyoruz. Ve bunların toplamı 50 eşit olacak. O halde 2x eksi 3 artı x artı x eksi 5 eşittir 50 denklemi bize mavi bölgeden anlam puanı verir diyorum. Evet baktığınız zaman gençler cevap ışıklarını evet x olacak x eksi 5 olacak 2x eksi 3 olacak gençler evet x eksi 5 var x var 2x eksi 3 var ve 50'ye eşit. B seçeneği doğru yanıt olur diyoruz. Devam edelim. 8. soruda hakkının 5 ve 10 TL'lik toplam 40 adet parası vardır. Hakkının toplam 280 TL parası olduğuna göre kaç adet 5 TL'si vardır diyor. Arkadaşlar burada 5 TL parası sayısını X dersen. 5 TL'lik X tane para olsun diyorum. 10 TL'lik para sayısı Toplam para sayısı 40 olduğu için gençler 40 eksi x tane 10 TL'lik para vardır diyoruz. Şimdi toplam değer gençler 280'di. O hadi ben x tane 5 TL varsa gençler bunun toplam değeri 5 çarpı x olur. Evet 40 eksi x tane 10 lira varsa bunun toplam değeri de gençler 10 ile işte ne yaparım? Para değeriyle paranın sayısını çarparsam 10 çarpı 40 eksi x olur diyoruz. Buradan gençler ne yapacağız? Bunların toplamı 5x artı 10 çarpı 40 eksi x'in toplam 280 TL'ye eşit olması gerekir diyoruz. Baktığımız zaman 5x olacak gençler 10x olmayacak. Devam ediyorum. 5x 10 çarpı 40 eksi x eşittir 180'i c şıkkında işaretleriz gençler. Evet, 9. soruya geçelim. Beyza, Beyza'ya doğum günü için 15 arkadaşım her biri eşit ücret ödeyecek şekilde hediye alacaktır. 4 kişinin parası olmadığı için diğer arkadaşların her biri fazladan 5'er TL ödemiştir. Ona göre ilk durumda herkesin parası olsaydı kişi başı kaç TL ödeme yapmaları gerekirdi diyor. Benden problemin denklemi istiyor. Arkadaşlar ilk durumda herkesin ödediği kişi başı paraya x TL diyecek olursam o halde hediyenin ücreti gençler hediye diyorum. İlk durumda gençler 15 kişi ödeyeceği için hediyenin ücreti 15 çarpı x TL'dir. İkinci durumda gençler 4 kişi para vermiyor. O halde ben 15'ten 4'ü çıkartırsam 11 kişi ödeme yapacak. Ve bu 11 kişi gençler ilk duruma göre yani x'e göre 5 lira fazla ödeyecek. Yine hediyemiz x'e göre 5 lira fazla ödürse x artı 5'i ne yaparız? 11 ile çarparak hediyenin ücretini yine ödemiş olurlar. Bu iki denklem birbirine eşitlersem 15 x 11 çarpı x artı 5 bizim gençler burada denklemimiz olur diyorum. Evet, 15 x eşittir x 11 çarpı x artı 5'i evet, a seçeneğinde işaretleriz. Evet onun sorumuzda yukarıda verilen dikdörtgenin uzun kenarı kısa kenarından 15 cm daha uzundur. O halde kısa kenarı x ise uzun kenarı gençler x eksi x artı 15 olacak. Şimdi bir de soru kökünü okuyalım. Yukarı Dikdörtgenin çevre uzunluğu 200 cm olduğuna göre uzun kenar uzunluğunu veren denklemi istiyor. Gençler uzun kenar x demek zorundayım. Bu x gençler kısa kenarının 15 uzunsa o halde kısa kenarı x eksi 15 olur. E, benden gençler çevre uzunluğunun 200 eşit olduğunu söyledim. Bakın e, uzun kenarlar gençler 2 tane x var. 2 tane de x eksi 15 var. O halde ben çevreyi 2x çarpı artı 2 çarpı x eksi 15 diye yazarsam 2 tane uzun kenar 2 tane kısa kenar ve 200'e eşittir şeklinde denklemimizi kurabiliriz. Evet baktığımız zaman 2x artı 2 çarpı x eksi 15 olacak. Eşittir 200. B seçeneğini doğru yanıt olarak görürüz. 11. sorumuza geçelim. Bir sınıftaki sıraları öğrenciler ikişerli oturursa 3 öğrenci ayakta kalıyor. Üçerli oturursa 5 sıra boş kalıyor. Bu sınıftaki sıra sayısını veren denklem istiyor. Mesela sıra sayısına x dersem. Şimdi sınıf mevcudu gençler biliyorsunuz değişmez. O halde ben sıra sayısı x diyorum. Öğrenci mevcudu. Gençler sıra sayısı x ise eğer yani ikişerli otururlarsa gençler 2x insan sıralara oturur. 3 kişi de ayakta kaldığı için sınıf mevcudunu bulurken de 3 ile toplarız. Üçerli otururlarsa 5 sıra boş kalacak. Önce gençler sıradan 5 tane eksilteceğim yani sıra sayısı. Evet oturan insan sayısı gençler oturulan sıra sayısı x eksi 5 olacak. Buraya da 3'er kişi oturduğu için x eksi 5'i 3 ile çarpmam gerekecek. Öğrenci mevcudu her iki durumda da eşit olduğu için 2x artı 3 eşittir 3 çarpı x eksi 5 bizim denklemimiz olur diyorum. 2x artı 3 çarpı 3 çarpı x eksi 5 cevabını evet baktığım zaman A seçeneğinde işaretliyorum. 12. ve son sorumuza geçelim. Evet gençler görselde verilen birinci ağaç her ay 10 cm. ikinci ağaç her ay 4 cm uzamaktadır. Buna göre kaç ay sonra iki ağacın boy uzunlukları eşit olur diyor. Ve benden yine denklem istiyor. Gençler x ay sonra eşit olur diyecek olursam. Birinci ağaç başlangıçta 70 cm idi. 70'in üzerine gençler her ay 10 santimetre ekliyor, ekliyorsam X ay sonra gençler 10 X santimetre eklerim. 10 çarpı X olur diyelim. Evet. Birbirine eşit olacak. İkinci ağaçta işte başlangıçta 120 idi. Bu da gençler X ay sonra. Bir ayda 4 santimetre uzuyorsa X ayda gençler 4 X uzar diyoruz. Yani 4 çarpı X uzar diyoruz. Evet Bu denklemi nerede görüyorum gençler? C şıkkında doğru yanıt olarak işaretliyorum. Evet gençler bu soruyla da dersimi burada bitiriyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.